mişim halbuki tecrübeli birisin indir farkına varmamışım. Ayrıntıları birazdan sizinle paylaşacağız. Resmi yoksulluk patladı. Resmi olmayanını sizin insafınıza bırakıyorum. Ve diğer konumuz enflasyon. Enflasyon artık acayip bir yere gidiyor. Öyle bir yere gidiyor ki orası neresi bunu bilemiyorum. Neden bilemiyorum? Çünkü Merkez Bankası eskiden enflasyon eğilimini açıklıyordu. Enflasyonun nereye gittiğini biz görebiliyorduk oradan enflasyon eğiliminden. Ama artık onu yayınlamıyor. Niye? Çünkü ben ikide bir bak Merkez Bankası ne diyor. Bak Merkez Bankası ne diyor diye yayın yaptığım için Merkez Bankası temel ekonomik görünüm raporunun içinden enflasyon eğilimini kaldırdı. Neden? Çünkü enflasyon eğilimi %160'ı geçmişti. Şu anda muhtemelen 200'e geldi. O yüzden de artık enflasyon eğilimi diye bir şey yok arkadaşlar. Ne demek? Yani bırakırsan, tedbir almazsan enflasyon nereye gidecek? %160'a gidecek diyordu 2 ay önce. Bugün o zaman enflasyon %36'ydı hatırlatırım size. Bugün enflasyon %54'e gelince herhalde enflasyon eğilimi de Merkez Bankası'nın İslam'da 200'ü geçti. Hop uçu verdi. Ama ben size başka şeyler anlatacağım. Dünyada Türkiye bir şampiyonluğa erişti. G20 enflasyon şampiyonuyuz. Arjantin'i geçtik. Yaşasın IMF programına muhtaç. Arjantin'den daha kötü durumdayız enflasyonda. Dünyada da enflasyon yüksek diyor Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan. O hesap öyle değil Sayın Erdoğan diyeceğiz. Ve gerçeği size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Çünkü Erdoğan'a çöküyor. Nereye doğru? halkın tepesine doğru Erdoğan'ı hepimizin üzerine geliyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir teorisi daha çöktü. O da cari açık, cari açık düşecekti faizlerin ince. E, birileri telefon etse enflasyona ve cari açığa biz faizi indirdik. Faiz inince senin düşmen lazım demesi lazım. Kimse herhalde telefon etmiyor. Mr. Enflasyon ve Mr. Cari açığa. Onun da haberi yok. Yükselip duruyorlar yani. Halbuki biz faiz indirdik. Erdoğanomics gereği. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Tabii onun dışında sonunda gene bilim diyeceğiz. O arada Merkez Bankası diyeceğiz. Bakalım BDDK gene beni şikayet edecek mi? Çünkü Merkez Bankasının itibarına çok ağır saldırılarda bulunacağım bu sefer gene. Ben saldırmayacağım. Kendisi kişi ve kurumlar kendi itibarlarını kendileri inşa ederler. Kendinizi kendiniz rezil edersiniz, vezir edersiniz. Onun için Sayın Kavcıoğlu kusuruma bakmayın. Ben biraz sizin verileri tek tek göstereceğim. Siz kararı seyircilerimiz versin. Bu arada Bakanımız Nebati, Ekonomi Bakanımız e, Sayın Nebati yurt dışında yatırımcıları ikna etmeye çalışıyor. Gelin Türkiye'ye para getirin. Bizde para kalmadı çünkü yedik, savurduk. Haftalardır size anlatıyorum. 128 milyar dolara önce anlattık. Sonra ne dedik? Merkez Bankası'nın kefen parası yenildi. Sonra olay döndü, döndü, döndü. Bütün paraların sıfırı tüketmesine geldi. E şimdi yabancı yatırımcı arıyoruz. Efendim orada ilginç bir şey söyledi Sayın Nebati bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Şimdi ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Ben yabancı yatırımcı olsam bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var. Mevzuatı hemen değiştiririz diyen bir bakana ve onun ülkesine asla güvenmem. Nasıl yani? Sizin ülkenizde hukuk yok. Ben paramı getireceğim. Yarın öbür gün başka bir kafanıza başka bir şey esse benim malıma el mi koyacaksınız? Asıl olan hukuktur. Mevzuatların hop değiştirilmediği, bürokrasinin alaşağı edilmediği ülkelere para yağıyor Sayın Nebati. Sayın Ekonomi Bakanı, bürokrasiyi alaşağı eden ülkeler açlıktan nefesleri kokuyor. Bürokrasiyi Ülke çıkarı için kullanan ülkelerin zenginlik sıralamasındaki yerlerine herkes kıskanıyor. Şu arkasını cumbaşkanı dayıp önüne geldiği gibi mevzuat değiştiren, ki öyle yapıyorsunuz, 72 maddelik e, ihale kanununu 192 kez değiştirdiniz. 192 kez, 72 madde ya. İşte böyle mevzuat değiştiren ülkeler enflasyonunu patlatıp halkını yoksullaştırıyor. Ama bunu yapmayan ülkeler son derece güçlü yatırım çekiyorlar. Herkes onlara koşarak gidiyor, paralarını yatırıyor. Sayın Nebati, çok yanlış bir intiba veriyorsunuz. Bunu söylediğiniz için Türkiye'ye geleceği de varsa yatırımcıların artık gelmeyecekler. Türkiye'ye ancak artık çapulçular, yağmacılar gelir. Oh yağmalacak ülke diye. Onları da herhalde biz istemiyoruz değil mi? Yoksa denize düşen yılana mı sarılır? O kadar mı düştük Sayın Nebati? Halkınıza gerçeği söyleyin yoksa gözlerinizin feri mi söndü? Bizim gözlerimizin feri söndü. Birazdan rakamları göstereceğim hem de Aile Bakanlığı'nın verisiyle. Ve gelelim programa geçmeden önce her hafta olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli'ye tekrar sormak istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli. Doktorlar giderlerse gitsinler diye doktorlarla uğraşacağınıza lütfen Nazif Yılmaz'a hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Sayın Bahçeli Türkçe öldü mü ölmedi mi? Bu halkın dili yaşıyor mu yaşamıyor mu Sayın Nebati? Merak içerisindeyiz. Her hafta sormaya devam edeceğim. Sayın Nazif Yılmaz neden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı yapıldı? Türkçeyi öldürmek için mi bakan yardımcısı yapıldı Sayın Nazif Yılmaz? Türkçeyi öldürerek Türk halkını yok etmek, kültürünü yok etmek için mi bakan yapıldı ve siz izin verdiniz mi bu onaya? Bu olaya izin verdiniz mi? Bir itirazınız var mı Sayın Bahçeli? Lütfen bir cümle edin de hepimiz rahatlayalım. Ve başlayalım. Dünyanın bir hali başlasın. Yoksulluk. Dostlarım bakanlıklar bir şey yaparlar. Ne yaparlar? Her yılın sonunda faaliyet raporu yayınlarlar. Şirketler gibi biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diye. Aile Bakanlığı da aynısını yaptı. Kaç kişiye yardım etti, kaç çocuğa, kaç zordaki aileye yardım etti. Tabii o bunu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Bu kadar aileye yardım ettik, halkımıza yardım ettik, kesenin ağzını açtık, çok iyi yaptık diye yapıyor. Fakat Türkiye'de yoksulluğun ne seviyeye geldiğini gösterdiği için bunu internet sitesine koyduktan sonra hemen kaldırıvermişler. Daha ben göremeden. Ama tebrik ediyorum Sözcü Gazetesi'nden Deniz Ayhan bunu haberleştirdi. Ben de kendisinden görüyor, gördüm. Tebrik ederim Deniz Ayhan. Ben uzanamadan görmüşsünüz hemen. Maalesef ben arşivleyemedim. Başka yollardan bulmaya çalışacağız artık faaliyet raporunu internet sitesinden kaldırıyorsunuz. Öyle mi? Faaliyet raporunuzu. Ne yapacaksınız? Sonra bu bölümleri silip yeniden mi yükleyeceksiniz? Yoksulluk var ve derinleşti. Nasıl derinleşti? Erdoğan'a ile beraber derinleşti. Dostlarım, 2019 yılında Türkiye'de devletten elektrik yardımı alan aile sayısı. Bakın Türkiye'de 19 küsur milyon aile, hane var. 1 milyon aile ben elektrik borcumu ödemem mümkün değil bana elektrik yardımı yapmanız lazım demiş. 2020'de 1 milyon 659 bine, 2021'de 1 milyon e fırlamış. Ben elektrik borcumu dahi ödeyebilecek durumda değilim. Bana yardım etmezseniz diyen Aile sayısı 1.801.830. Bakın kişi değil, aile. Her ailede 3 kişi olabilir, 4 kişi olabilir, 5 kişi olabilir. 1.801.835 aile 2021'de elektrik borcunu ödeyememiş. Son 2 yılda dostlarım, elektrik borcunu ödeyemeyen aile sayısı %34 artmış. Bakın aile, kişi değil. 458.726 hane elektrik borcunu ödeyemez hale gelmiş. Bu korkunç bir noktaya geliyor. Ben çocuğuma bakacak durumda değilim. Ya bunu çocuk esirgeme kurumuna alın ya bana yardım edin. Çocuk yardımı yapın diyenlerin sayısında da patlama var dostlarım. Çocuğuna bakamayacak hale gelen aileler. Devlet demiş ki tamam çocuğunu verme biz sana çocuk yardımı yapalım. 2019 yılında 129 bin çocuk için çocuk yardımı yapılırken 2021 yılında 141 bine ne, gelmiş bu sayı. 141 bin. Bitmedi.